ve bizden ne yapmamızı istediğini sormak büyük bir önem taşır. Nerede bulunmamı istiyorsun? Hangi hizmette bulunmamı istiyorsun? Hangi görevde olmamı istiyorsun? Mesih İsa'nın her şeyi bildiğini, aynı anda her yerde olduğunu ve her şeye gücü yettiğini, fakat bu dünyada kısıtlı olduğunu biliyoruz. Kendisini kısıtladı çünkü her an farklı yerde olabilirdi. Bilgisini dahi kısıtladı. Ne zaman geri döneceğini sorduklarında Markos 13:32'de bakın ne dedi? O günü ve o saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Öyleyse Rab İsa dünyadayken kendi arzusuyla kendisini kısıtlamıştı. Sizden bir şeye özellikle dikkat etmenizi istiyorum. İlk olarak 30 yıl boyunca ailesiyle yaşadı ve babası ölünce marangoz dükkanında kaldı. Vaftizci Yahya'nın insanları vaftiz ettiği yere gitti. Vaftizci Yahya onu vaftiz etti. Onu vaftiz ederken İncil'in Luka 3:32'de bildirdiğini hatırlayalım. Ne diyordu? Dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel görünümde güvercin gibi onun üzerine indi. Sonrasında Luka 4. bölümün ilk ayetinde kutsal kitap şöyle bildirir. Kutsal ruhla dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. Öyleyse İsa Mesih vaftiz olduktan sonra Rabbin ruhu üzerine geliyor ve onu Rabbin işi için hazırlıyordu. Bundan sonra kutsal ruh tarafından çöle götürülüyordu.